Merhaba, şu an günlerden cuma saat 6. Mesai bitti. Hemen hızlıca bir bavul hazırladım ve Bursa için yola çıkıyorum. Yarın Bursa'da Google'ın düzenlemiş olduğu bir etkinlikte ben de konuşmacı olacağım. Bakalım beni neler bekliyor. Hadi yola çıkalım, görüşürüz. Bursa'ya gideceğim. Metroda aşırı kalabalık. Tam iş çıkış saati. Bir saat nasıl gideceğim inanın bilmiyorum. Çok zor bir yolculuk olacak. Aşırı kalabalık. Umarım inenler olur. Şuraya bakın. Buradan binemeyeceğiz herhalde hiçbir şekilde. Net geç kalacağım, binemem. Buraya bakın. İleriye doğru şansımı deneyeceğim. Şuradan binmeyi deneyeceğim. Ay harbiden binemiyoruz. Şaka gibi ya. Geç kaldım. Şaka gibi vallahi. Yok, kesin yok yani. Asla binemedim ilk metroya. Maalesef. Kapandı kapılar. Bakın kalabalık. Ve hiçbir kapıdan giremedim maalesef. Bu kez ikinci tren geliyor. Bakayım buna binebilecek miyim? Bekliyorum. Yine bayağı kalabalık var. Böyle. Bakalım. Yine çok kalabalık geldi. Yine binebileceğimi düşünmüyorum. Ama deneyeceğim şansımı. Bakalım. Belki şuradan bir Müslüman inerse binerim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. İnen olur diye umuyorum. Ha, bir tane inen yok ya. Şöyle bineceğim mecbur. Evet. Şöyle yol vereyim. Kapanmasına engel olmayın. Şaka gibi kalabalık. Önümü görmüyorum. Kadar fırtına var ki şu an Sabiha'ya geldim. Bursa otobüsleriyle buradan binip gideceğim. Yani şu an aralığın başında bu fırtınada gidiyorum Bursa'ya. Aralığın sonunda Elazığ'da etkinlik var. Orada olacağım. Elazığ'a giderken ki havayı düşünemiyorum şimdiden. Berbat bir hava var. Çok soğuk. Resmen kış gelmiş. Hadi bakalım. Umarım güzel geçer. Yarın etkinlikte de vloga devam edeceğim. Her gittiğim şehir için bir vlog çekip YouTube kanalında paylaşmayı düşünüyorum. Yoğun bir tempolu ay olacak. Bu ayın ilk etkinliği Bursa'da. Bundan sonrakiler Karabük, Çankırı, Konya, Elazığ, Antalya. Olursa bir Malatya var. Bakalım. Saat 7 olmadan Sabiha Gökçen'e gelmiştim ben Bursa'ya gitmek için ama asla yer yok. Saat 8.35'e zorla yer buldum. Bayağı yağmur yağıyor, kara kış gibi. Şimdi otobüsün gelmesini bekliyorum. Şöyle de kalabalığı size göstereyim. Herkes bekliyor. Resmen dondum. Bakalım Bursa'ya gitmem benim resmen 5 saatime mal oldu İstanbul'dan. Bakalım nasıl gelecek. Terminale gelip çıkacağız galiba. Çok da bilmiyorum ama. Günaydın. Günaydın. Biz uyandık. Ali de burada. Teyzem kahvaltı hazırlamış. Şimdi kahvaltı yapıp etkinliğe gideceğiz.
Evet, tabii ki aboneyim. Hazırlandım. Şimdi etkinlik alanına doğru yola çıkıyorum. Bu şekilde giyindim. Etkinlik alanında görüşürüz. Kitaplarımı da aldım öğrencilere vermek için. Etkinlik alanına geldim. Şimdi aşırı yağmur var. Söyle. İçeriye gireceğim şimdi. Bursa Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nin içerisine girdim. İki tane genç buldum. Onlar da etkinliğe gidiyorlar. Beraber yürüyoruz. Bakalım. Gidiyoruz bayağı. Etkinlikler falan oluyor burada galiba. Orkestra büfe falan var. Burada muhtemelen enstrüman kursu falan. Türk Halk Müziği bölümü. Hafta sonu aileler çocuklarını getirmişler. Şimdiden bayağı kalabalık gözüküyor. Tamam, şöyle çalışsın, çok önemli değil. Interpreter olarak... Öğle yemeğine geldik. Bizim için İskender söylemişler. Çok hoş gözüküyor. Burada bir şıra var. Şey peynir tatlısı galiba. Şöyle sizin tabak daha şey gözüküyor. YouTube'a video. Bütün konuşmacılar böyle göstereyim herkese. Herkes burada. Kulisteyim. Birazdan benim konuşmam başlayacak. Biraz heyecanlıyım açıkçası. Son bir üzerime çeki düzen verdim. Etkinliğin başlamasını bekliyorum. Bir sunumuma bakalım istiyorum son kez. Çünkü sileceğim slaytlar var. Onu bir kontrol edeceğim. Sunumumu göndereceğim. Ve arkadaşlara iki tane kitap getirdim hediye etmek için. Onları da arkadaşlara veriyor olacağım. Birisi Modern JavaScript, diğeri ise Python kitabı. Bunları da konuşma sonrasında arkadaşlara hediye ediyor olacağım. Bize böyle değişik bir kokteyl tarzı bir içecek getirmişler. Olsan da onu içiyoruz. Kurabiyelerden de çok güzelmiş, öyle dediler. Birazdan ben konuşacağım. Oğuzhan sağ olsun bugün sınavı da vardı. Sınavdan çıktı ve İstanbul'dan yola çıkıp koştur koştur etkinlik alanına geldi. Yetiştim ama. Yetişti gerçekten. Aslında benim konuşmam saat 1'deydi. Ama sürekli ertelenmeler oldu ve saat 2'de olacak konuşmam. Bir bilimciyim. Aynı zamanda teknoloji alanında kendimi böyle influencer diyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü 100.000'lerin üstünde takipçiye ulaşabildim. Dolayısıyla kendimi artık o kategoriye de sokmaya başladım. Ama teknoloji ve yazılım alanında daha çok içerik üretiyorum. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum 2018. Aynı zamanda da şu an Marmara'da yüksek lisansım devam ediyor. İş analitiği alanında yüksek lisans yapıyorum. Yani aslında istatistik, matematiksel bilgilerini geliştirirsin ama veri bilimci olmak böyle 1-2 ay içerisinde olabilecek bir şey değil. 6 ayda yazılımcı olma, 6 ayda veri bilimci olmak gibi böyle eğitimler pazarlanıyor piyasada ama aslında bunlar çok da gerçekçi değil bence. Yani tabii ki orada sizin geçmişteki bilgi birikiminize bağlı ama bunlar gerçekten çok uzun sürece yayılan bir şey. Ben hala daha iyi bir veri bilimci olduğumu düşünmüyorum çünkü sürekli yeni bir şey çıkıyor ve her akşam bir şeyleri okumak, araştırmak durumunda kalıyoruz. Benim alacağım ilk plaket olacak hayatımda. Evet, ilk kadın konuşmacı ve tekim de bence bugün. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hastanın kapılarını yazsam bu tarz meseleleri, bu problemleri bana bir tedavi yöntemi ilaç öner desem bir tane... Günlük bitti. Şimdi çıkıyoruz, çıkışa doğru gidiyoruz. Arkadaşlar da eşlik ediyorlar. Zaten Oğuzhan da burada. Yetişti konuşmama. Etkinlik alanını da şöyle göstereyim size. Çok konuştum, boğazım ağrıyor biraz ama bence dolu dolu çok güzel bir etkinlik oldu. Bütün herkese teşekkür ediyorum. Şöyle sizi de göstereyim. YouTube kanalımda olacak bu video. Aynen. Her şey için teşekkürler. Çok biz teşekkür ederiz. Çok memnun oldum tanıştığım adam. Sağlık, görüşmek sağlık. Üzere. Sabah 10'da gelmiştim Bursa Dev Fest etkinliğine. Konuşmamı yaptım. Sonrasında etkinlik alanında birçok kişiyle sohbet etme fırsatımız oldu. Herkesin sorusuna cevap vermeye çalıştım. Umarım birilerine dokunup ilham olabilmişimdir. Şimdi haftaya başka etkinlikler var. Oralarda yine görüşürüz. Etkinlik bitti, eve geldik. Teyzem sağ olsun, aşçı olan teyzem yemek yapmış bize. Şimdi akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Şöyle, Oğuzhan da geldi zaten. Sabah kahvaltıda Oğuzhan yoktu ama akşam yemeğimize dahil oldu. Teşekkür ederiz Teytoş her şey için. Afiyet olsun, rica ederim canım.
şimdi kokoreççiye geldik. Hayatımda ilk kez kokoreç yiyeceğim. Şöyle göstereyim. Sen ısır bir. Bilek misin? Nasıl? Güzel mi? Yiyelim mi? Çok korkuyorum. Sanki yersem ölerim gibi. Ye. Bak onu yedin mi? Bitireceğim. Evet. Şundan az bahsedelim. Çeyrek sen. Teyze gel beraber deneyelim. İki gün deneyelim mi bunu? Nasıl? Gel gel ben gece gece hazırlayayım. Gel gel güzel gel. Çok güzel. Öbür şey yemekler de beraber. Gel. Ölsün yiyelim. Yemiyor musun? Tamam yiyeyim bari. Gel. Güzel oluyor. Sencan, teyzem de hayatımda ilk kez. Hayır, hayır. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey anlayamazsın. Devam edemeyeceğim galiba. Hastaneye yakın yazık. Elinize sağlık, çok güzel. Normal bir şey yok ya ondan. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Kötü değil bu arada. Ama benim ön yargılarım var hep. Kokoreç hep kötü bir şey yemiş gibi. O sebeple. Çok gelişti. Hem de sabah kaçtı. Ama içerisi de aşırı kalabalık. Herkes burada kokoreç yiyor. Şurada da birileri var. Benim için de ilk oldu. Bundan sonra yer miyiz? Hoş geldiniz. Hep mi yiyorsun? Benim ya haberim yok. Kardeşim alır mısın? Kokoreççiden çıktık. Dediğim gibi hayatımda ilk kez kokoreç denemiştim. Dolayısıyla eve geldik hemen. Güzel bir köpüklü Türk kahvesi yaptık teyzemle. Kokoreçin tadı ağzımdan gitsin diye böyle hem çikolata yiyeceğim hem de acı bir Türk kahvesi içeceğim. Pişman değilim kokoreçi denediğim için ama yani yemesem de olur yani. Böyle arayacağım bir tat değil. Çok beğenmedim. Yani güzel. Kötü değil bu arada. Hani şey tadı yok böyle. Hani İşkembe falan yediğin zaman onun tadı bir tuhaf oluyor ya. Aynen. O tat yok. E sen işkembe yemiyor musun? Yiyorum. Kokoreç niye yemiyorsun? Aynı şey değil mi? İşkembeyi kendim yıkadığım için. He. Çamaşır suyuna koyuyormuş teyzem. Neyse ben şimdi kahvemi içeyim. Gece saat 1 şu an. Bir şey söyleyeceğim. Bu fincan 2 Türk kahvesi. Evet bir büyük yaptım. Büyük bu kocaman. 2 Türk kahvesi içiyorum şu an resmen. Neyse, bu gece uyumayacağız herhalde. Ne böyle toplanıyoruz hep birlikte? Tophane'deyiz. Orhan Gazi ve Osman Gazi türbelerini gezdik. Oğuz içeriden de videolar aldı. Bu tarafa doğru ilerleyelim. Orada Bursa yazısı gördüm. Orada da bir video çekelim. Sonra böyle mini bir Bursa turu yapıp size de gösteriyor olacağım. Bavulu sen taşıyormuş gibi gözüküyor ama hep ben taşıyorum. Bavulu da sen taşıyorsun, sırt çantasını da. Az önce videoda ikisi de benim elimdeydi, sen çektin. Videoyu çekildikten sonra taraf değil. Hayır aşkım ya, iş birliği var bizde. Bir noktada ben taşıdım sırt çantasını. 20 dakika sen taşıyorsun. Evet. 1 saat falan ben taşıyorum. Ne yapalım, biz böyle turistlik yapıyoruz. Şurada Bursa'da fotoğraf çekildik, videoya koyuyor oluruz. Burası güzel. Bugün şansımıza hava güzel bence. Şey olsa, yer olsa şurada bir yerde bir çay içeriz. Ha bak burada da saat kulesi var galiba. Evet, bu Tophane Kulesi diye geçiyor sanırsam. Şimdi oraya doğru gidelim biraz da. Ağaçlara baksana çok güzel. Video bayağı hoş çıkıyor böyle cam gibi. Senin gözlerin de öyle.
Senin gözünden öyle gözüküyor. Şimdi size manzarayı göstereceğim, muhteşem. Bütün Bursa. Şurada bir tophane kebapçısı var, meşhur galiba çünkü bütün turistler falan turlar buranın önüne fotoğraf çekiliyor ve yemek yiyorlar. Hatta şurada da BİM var, bence otantik yapıyı bozmasın diye BİM'i mavi ve kahverengiye boyamışlar. Hoş durmuyor mu? Farklı. Farklı duruyor yani ama şu BİM yazması güzel olabilir. Şu an Saltanat Kapısı'ndayız. Bursa turlarının ana kapılarından en önemlisi ve en görkemlisi. Doğu yönünden kente doğrudan girilen kapı, Hisar'ın doğuya aynı zamanda İpek ve Baharat yoluna açılan ana kapısı konumunda olan bir kapıdayız. Böyle göstereyim size de. Türbeden çıktık, hemen şurada Saat Kulesi'nin oradan aşağıya doğru yürüdüğümüzde bu güzergahta. Bursa Ulu Çarşı'ya girdik, şu an buraya gideceğiz. Bakalım belki havlu filan alırız. Gözüme sadece havlular çarptı. Başka bir şey yok bile. Evet. Şurada da havlular. Özlek. Havluları. Özlek. 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 Havlu. Tekrar havlu. Hep havlu var. Havlu almayan dövüyorlarmış. Kalite kontrol mü yapıyorsun? Evet. Her yerde 50 lira. Bak alabilir misin? İstersen. Bir tane abla alalım. Bak amacına ulaştılar. Evet, yer aldım. Ablalar gözüne gözüne giriyor. O yüzden alma isteği oluşuyor. Şimdi ben bir tane abla alacağım. Bir tane abla. Buna yüzünüzü nasıl sileceğiz? Bizim evde zibilyon tane lip var. Annem sağ olsun. Kayınvalidem canı sıkıldıkça lip örmüş. Her gece bir tane. Yani ben havlu pazarı olması lazım bence. Adı. Gerçi zaten her yere havlu yazıyor. Osmanlı. Natural havlu. Bornoz takımcısı. İşte başka. Şirin havlu. Işık havlu. Çoğu yer Osmanlı havlu yazıyordu. Evet. Çoğu yer almış. Neyse kapat istersen. Havlu. Farklı bir şey görürsek çekeriz. Lahmacun yiyeceğim. Bursa'da meşhur olan bir lahmacuncu varmış. Herkes öneriyordu. Şimdi çok aç değiliz o yüzden yarım aldık. Burayı da göster. Kümtere. Güzel bence. Hadi gidelim. Yedin herhalde Zeynep. Yedim, güzeldi. Son zamanlarda haber yapılıyor biliyorsun. Lahmacun haşları. Lahmacun haşlarıyla alakalı denetimlerin yapılmadığına dair. Yani bunun son dokmayı yedikten sonra söyleme. Bekledim. Ölmesin diye düşünüyorum. Umarım. Ulu Cami'ye doğru gidelim. Tamam. Thank you.
şu cevizi taş kabayı alabilir mi? Valla sıcak olsun abi. Tamam tamam. Kusura bakma. Koyarım koyarım. Şunlar hangisi abi? Ben deneyeceğim abla biraz. Buyurun. Ben bunların hiçbirinden yemedim. Şunun daha meşhur hangisini deneme önerirsiniz? Yani bence bu çok lezzetli. Bundan bir tane alabilir. Hemen yer misiniz? Paket mi? Buyurun. Bir başka? Bir tane de şuradan. Olur. Buyurun. Temasımız var mı? Bir tane şey aldık. Cevizi taş kadayıf, bir de paşa sarması aldık. Şimdi taş kadayıf. Sana görüşürüz. Şuradan bir şey çıkalım. Bir tane şundan alabilir miyiz? Abi, bakın. 25 lira. Bunda ne var? Ne peçete mi aldın? Kaldım, yedim bile. Tamam. Yani idare eder. Çok beğenmedim. Çünkü dün teyzem bize zaten kadayıf yapmıştı. Evet. Şimdi bu onun ekmek kadayıfı versiyonu, normal kadayıfı. Dolayısıyla bunun pek bir esprisi yok. Dün bunu zaten normal kadayıfını yemiştik cevizli. Bu paşa sarmasının içinde de fıstık var. Çok ağır bir yağ şeyi var yani. Keşke halka tatlısı alsaydım bunun yerine. Şimdi ben bunu yersem yemek yiyemem gibi geldi. Ben yerim. Tamam. Şimdi yani yemeği yemem de bunu yerim. Sana vereyim bunu. Bursa'ya gidişi tek başıma yapmıştım. Burada çektim mi hatırlamıyorum ama girişte aşırı böyle ne vardı? Fırtına vardı. Çok soğuktu. Bugün hava gayet güzel. Hatta gün batımı. Biz artık İstanbul'a dönüyoruz. Güzel bir Bursa yolculuğuydu bence. Dolu dolu geçti. Sadece Bursa'da çok fazla bir yeri gezemedik. Tutsana ben böyle konuşayım. Bursa'da çok fazla bir yeri gezemedik. Çünkü bir gün yeterli olmuyor maalesef gezmek için. Ne bileyim güzeldi işte evimize gidiyoruz. Ay. Görüşürüz. Videoyu burada kapatıyorum bence artık. Yolda çekmeyeceğim. Bursa vlogu'ydu. Bursa'da bitsin. İstanbul'da kapanışı yapmayalım. Bursa otogarda yapalım. Bye bye.